Merhaba, Organik Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün patlıcan yetiştiriyoruz. Tohumdan sonuna kadar bir patlıcan nasıl yetişir, bütün aşamalarıyla anlatmaya çalışacağım. Şöyle yine değişik, çeşitli cinste, büyüklükte patlıcanlar yetiştirebilirsiniz. Hangisini isterseniz, onların tohumlarından alabilirsiniz. Şöyle bir paketin içinde çok fazla tohum çıkıyor. Ben hepsini kullanmak istemiyorum. Üzerine yazıyorum daha sonra. Bir miktarını kullanıp gerisini bir sonraki sezon için saklıyorum. Hemen topraktan başlayalım. Yine toprağı şöyle %60-%40 olmak üzere ayırdım. %60 normal sebze toprağı. %40 da benim mutfak artıklarından yaptığım organik gübrem var. Eğer henüz bu videoyu seyretmediyseniz oradan nasıl yapabileceğinizi bunu görebilirsiniz. Şöyle hemen karıştırıyorum. Ve şu konteynerin içine koyacağım. Dörtlü bir konteyner bu. Dediğim gibi bir küçük bir aile için fazlasıyla yeter. Daha fazla yetiştirmenize gerek yok. Eğer çok miktarda yetiştirirseniz çok fazla olacak. Tüketebileceğinizden çok daha fazlası olacaktır. Patlıcan genellikle birazcık yaza girerken ilkbahar aylarında yetiştiriyoruz. Yaklaşık 20 derecenin üstünde tavsiye ediliyor. Ama ben her mevsimde yetiştiriyorum esasında. Siz de yapabilirsiniz. Şöyle bu sefer tohumları değişik bir şekilde üzerine serpiştiriyoruz. Artık bundan kaç tane çıkarsa ki bayağı çıkıyor. Serpiştirdikten sonra şöyle üzerlerini hafif toprakla kapatıyoruz. Ve bu tohumları fazla yerinden oynatmadan üzerlerini spreyleyerek sulayacağız. Daha sonra yine bunu güneşli bir yere, eğer kış mevsimindeyseniz bir camın kenarına, yaz mevsimindeyseniz yine gölgede, hafif gölgede, günde 5-6 saat güneş alacak bir yere koyarsanız bu çok güzel çimenlenecek ve daha büyük bir saksıya ekene kadar ekmeye hazır duruma gelecek. Siz de sürekli toprağını kontrol ederek her gün, 2 günde bir, bazen 3 günde bir sulamanız gerekiyor. Bütün yapacağımız iş bu kadar. Bundan sonraki aşama patlıcanlarımız büyüdüğünde onları daha büyük bir konteynere almak. Bu boya gelmiş patlıcanlarımızı şimdi daha büyük bir konteynere ekeceğiz. Bunun için yine yeni bir toprak hazırlamamız gerekiyor. Hazırlayacağımız toprak alta şöyle gördüğünüz kadar, gördüğünüz miktarda toprak, sebze toprağı koydum. Üzerine kendi hazırladığım, mutfak artıklarıyla hazırladığım gübremden dolduruyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bu gübreleme işlemini her 2 haftada bir yapmamız gerekiyor. Eğer her 2 haftada bir yaparsak çok çok güzel sebzeler yetiştirebilirsiniz. Şimdi aynı konteynere 4'ünü birden koymak hiç problem değil. Koyabiliriz. Şöyle yaklaşık 5 santim kadar bir bölüm açıyoruz ve içine patlıcanları, yaklaşık 4 hafta beklemiş patlıcanları dolduruyoruz. Bir konteynere çok fazla miktarda koymak iyi değil. Sonra çok aşırı derecede büyüyecekler. Fakat patlıcanların bir başka özelliği var diğer bitkilerden, mesela maruldan farklı olarak. Marulu şöyle bir konteynerin içinde bırakıp saklayabilirsiniz.
o çok büyümekten, aşırı derecede kalabalık olmaktan hiç bir mutsuzluk duymayacak. Fakat patlıcanlar öyle değil. Şimdi patlıcanları şu şekilde ektikten sonra bunların büyümesini bekliyoruz. Aşağı yukarı şu boya geldiklerinde bir başka konteyner almamız gerekecek. Çünkü patlıcanlar boy olarak çok büyüyecekler. Şu bölüme kadar gelecekler, şu miktarda olacaklar. Ve o patlıcanların, o büyük patlıcanları taşıyabilmesi için kalın bir gövdeye ihtiyaç var. O yüzden bu konteyner yeterli değil. Her birini tek tek ayıracağız ve daha büyük bir yere ekeceğiz. Patlıcanlarımıza her 2 haftada bir mutfak artıklarından yaptığımız gübreyi koyuyoruz. Eğer o videoyu seyretmediyseniz lütfen o videoyu da seyredin. Kanalıma üye olmayı lütfen unutmayın. Şöyle 2 haftada bir gübreleyerek onları besliyoruz.